Evet, herkese merhabalar. Bugün mangrove kökü hakkında bilgiler vereceğiz. Mangrove kökü neden kullanılır? Mangrove kökü ne işe yarar? Nereden gelir? Bunların bütün cevapları videoda. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar, akvaryumda özellikle de bitki kökü, dal kullanımı çok revaçta. Ancak bunun doğru şekilde yapılması gerekiyor. Balıkların sevdiği özellikleri sağlamak için kullanılan aslında kökler var. Bunlardan bir tanesi mangrove kökü. Şimdi mangrove kökü mü, mango kökü mü, mangrove kökü mü? Doğrusu mangrove bitkisinin köküdür. Ağacı daha doğrusu. Şimdi bu mango kökü de bizim ülkemizde kullanılıyor daha yaygın ama aslında gerçekten hep mangrove'dur. Amazon ya da Tanganyika gölünden gelir. Buradaki yetişen ağacın köküdür. Biz akvaryumlarımızda neden kullanıyoruz diye soracak olursak da şu sebeplerden arkadaşlar. Şimdi birincisi bu dalların tabii çok çeşidi var. Büyükleri var, küçükleri var. Şu an bende küçük bir çeşidi var. Bu kökler bitki tutturmak için ya da akvaryuma estetik katmak için çok kullanılıyor. Aslında en önemli görevlerinden bir tanesi suyun pH'ını düşürmesi ve sertliğini azaltması, yani suyu yumuşatması. Suyu yumuşatması derken arkadaşlar, normalde bizim kullandığımız sularda bir sertlik değeri var. Bu Avrupa Birliği sürecinden de beri şu anda sularımızın çoğunda Fransız sertliği geneli var. İşte suların mesela Alman sertliği vardır, Amerika Birleşik Devletleri sertliği, Fransız sertliği, İngiliz sertliği. Bu su sertliğinin biri midir? Bu da arkadaşlar şu şekilde ölçülüyor. Normalde sizin sularınızda kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini arttırır. Bu su sertliği ölçüsü de kalsiyum karbonat değeriyle ölçülür. Bizim kullandığımız su miktarı 1000 mililitre suda 10 miligram kalsiyum karbonat içerir. Mangrove kökleri kalsiyum iyonunu tuttuğu için kalsiyum karbonat sayısını azaltır ve bu da suyun sertliğini düşürür. Ayrıca çok büyük kök kullanıyorsanız da pH seviyesinde de düşüşler sağlanır. Şimdi arkadaşlar, normalde sularda karbondioksit basıldığı zaman basınçlı, bu pH'ı düşürecektir ve asidik bir ortam oluşturacaktır. Bu mangrove kökleri de kalsiyum karbonat içeriğini düşürdüğü için, kalsiyumu tuttuğu için biraz da pH'i düşürmeye yarar. Yani çok pH 1'e düşmez tabii ki de. 5 seviyesine düşebilir. Çok büyük kök kullanıyorsunuz ama küçük kök kullanımlarında pH derecesi o kadar da düşmeyecektir. Şimdi kısaca özetlemeye çalışırsak, pH'i düşürmek için, suyu yumuşatmak için, akvaryuma estetik sağlamak için, bitki tutturmak için. Şimdi mesela ben burada Anubias bitkisini mangrove köküne tutturdum. İşte Anubias'ın ribozomunun dışarıda kalması gerekiyor. Böyle bir çözüm yolu sundu bana mangrove kökü. Ben de şu an mangrove kökünü tutturarak yaşatıyorum. Mangrove kökü zaten böyle girdiğini çıktığını, çok büyük yapılarında girdiğini çıktığını bir yapısı vardır. Bu işte küçük karideslerinizin, salyangozlarınızın, küçük balıklarınızın saklanmasına da elverişli bir ortam oluşturacaktır. Mangrove kökleri her balıkta kullanılmıyor arkadaşlar. Mesela ciklet akvaryumlarınızda mangrove kökünü kullanmayın. Çünkü cikletler sert su seven balıklar. Vatoz üretecekseniz, cüce vatoz kullanı üretecekseniz ya da cüce vatoz besleyecekseniz ya da bende şu an Rasporo ile Neon Tetralar var. Bu balıkları besleyecekseniz arkadaşlar, mangrove kökü kullanın. Çünkü bu balıklar yumuşak su istiyor.
Yumuşak su isteyen bütün balıklarda çoğunda mangro kökü kullanmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Hem akvaryumuza estetik atacak hem de suyunuzu yumuşatacak. Eğer sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı balıklar diliyorum.